Merhaba arkadaşlar, İrade Terbiyesi'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde düşüncelerin irade üzerindeki etkisinden bahsedeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Yaşantımızın özüyle ilgili tüm öğeleri 3 maddede toplayabiliriz. Bunların ilki fikirlerimiz, ikincisi duygusal durumlarımız, üçüncüsü de eylemlerimizdir. Fikirlerin çoğu bize aslında dışarıdan geliyor. Aslında bu kadar fazla dış çevreden fikirlerle beslendiğimiz bir günde hangi fikrin kendimizin olduğunu ayırt etmek artık iyice zorlaşıyor. Bir düşünceyi incelediğimiz zaman bu düşüncenin bizi aslında harekete geçirme kuvveti ona yüklediğimiz duygusal durumlarla doğru orantılı. Eğer biz o fikre güzel bir duygusal bağ kurduysak ve o duygusal durum aslında bizim için önemliyse, mesela bir şeyi gerçekleştirdiğimizde hissedeceğimiz mutluluk gibi, o zaman bu fikri veya bu eylemi yapmakta daha istikrarlı oluyoruz. Fikirler tek başına bir güç oluşturmuyorlar. Aynı zamanda duygusal durumlarla bir bağlantısı olmazsa sadece fikir olarak orada kalıyor. Fikri destekleyecek gerçek bir duygusal durum varsa o zaman bu fikirler eyleme dönüşüyor ve zihnin içinde tek kalmıyorlar. Fikirler normalde duygusal durumlarla bağdaşmadığı zaman ya da duygusal bir durumla onu birleştirmediğimiz zaman zihinde sadece tek bir öğe olarak kalıyor. Yani zihnimizin bir yerinde bir fikir var ve bir zaman gerçekleştirmeyi veya o fikrin doğrultusunda bir bakış açısı değiştirerek hayatımıza bir yer edinmeyi bekliyor. Bu durumlarla tetiklenmediği sürece bu fikirler hiçbir zaman eyleme geçmiyor ve aslında zihin dünyamıza tek başlarına buluyorlar. Önemli olan zihin dünyamızda tek başına duran bu fikri bir duygusal durum çiftiyle eşleyerek bir eyleme dönüştürmek oluyor. Bu kitapta Jules Piaget şu örneği veriyor. Kibrinin veya arkadaşların temposunun ortaya çıkardığı diğer duyguların cazibesi yok olduğunda genç kişi bu zevkleri de tamamen değersiz bulur. Aynı sebepten zevkleri ve düşük kapasiteleri onları yüzeysel yapan ve gerçek duygularının ne olduğunu öğrenmek için kendi derinliklerine inmeyen maddeci kişiler de pek çok ilgi alanı varmış gibi gözükmelerine rağmen çoğu zaman hayatlarının ortasında aptal ve sıkıcı hale gelirler. Geleneksel duyguları hissettiklerini hayal etmek gibi bir alışkanlık elde ederler. Bu geleneksel duygulara sevme ya da aşık olma veya mutlu olduğunu hayal etme gibi duygulara örnek verebiliriz. Ancak bu alışkanlıkları gerçek duyguları deneyimleme ihtimallerini öldürür. Yani aslında yüzeysel olana kaçındıkça, derinlere inmedikçe gerçek olanı ve aslında içindeki o duygusal durumları, fikirleri güzelce birleştirip bir eyleme dökebilecek olan gerçek realiteyi, yani o gerçeklik perdesini yıkıp kendimize bir simülasyon dünyası oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bilmiyorum, böyle demiş. Sizin fikirleriniz neler? Onları da merak ediyorum. İnsanlar ne der sorusuna boyun eğmek, hiçbir orijinalliği olmayan kibar insanlar yaratır. Ben buna katılıyorum. Bir insan hep kendi dışındaki insanları düşünüp o ne der, bu ne der diye yaptığı zaman bir genel kalıba uyan ve aslında bir orijinallikten uzak, yargılanmaya kapalı bir şekilde bir benlik oluşturmuş bir insana dönüştüğünü düşünüyorum. Neredeyse her insan kararlarını kendisi verdiğini sanar. Kararlar neredeyse her zaman eğilimlerimiz doğrultusunda yapılır. Bilinçli irade ile verdiğimizi sandığımız kararlarda aklın egemenliğinde verdiğimizi sandığımız kararlar eğilimlerimiz doğrultusunda çoktan yolu çizilmiştir. Yani aslında bilinçli bir karar yok. Eğilimlerimiz ve duygusal durumlarımızın oluşturduğu belli kararlar çerçevesinde kendi kararlarımızı verdiğimizi sandığımız bir yanılsamanın içindeyiz diye ben bunu düşünüyorum. Bir noktada doğru. Çünkü özellikle bu dönemde, post-truth ve sonrasında artık ben de dahil çoğu insanın kendi fikirlerini oluşturacak veya ben ne düşünüyorum diye sorgulayacak zamanı bile bulamadıkları bir döngü içinde kaldığımız bu dünyada biz gerçeklikten biraz uzak kalıyoruz sorgulamaktan. Aslında bu benim fikrim miydi diye düşünmekten bile uzak kalıp hemen fikir verip, bir karar verip bir eyleme geçme zorluğunu hissediyoruz. Mil, yoğun duygu, insanın kendi üzerine güçlü bir imparatorluk kurabilmesinin hem aracı hem de koşuldur diyor. Fakat bunun için eğitilmiş olması gerekir. Tarih ve deneyimler, en tutkulu karakterlerin bu tutkularını görev bilincine yönelttiklerinde son derece azimli olduklarını ve asla taviz vermediklerini kanıtlıyor. Yani yoğun bir duygu olduğum zaman
bir imparatorluk kurmamıza, yani aslında kendini gerçekleştirme, kendi bilincine ulaşmada bir yol gösterici olduğunu düşünüyoruz. Bu tarif ve deneyimlerde en tutkulu kişileri incelediğimiz zaman tutkularında hep bir görev bilinci olduğu gözüküyor diyor Mill. Ben buna belli ölçüde katılıyorum, belli ölçüde de katılmıyorum. Görev bilinci belli bir yere kadar getirir. Ama bu tutkulu karakterlerin bu görev bilincine aynı zamanda bir duygu da yönelttiklerini düşünüyorum. Bu tarih boyunca din olmuş ya da bilim olmuş veya insanların ailesi uğruna yaptığı bir içine duygu barındıran bir tutkulu görev bilinci olduğunu düşünüyorum. Sadece görev bilinciyle hiçbir duygu katılmayan bir tarihte figür ben çok bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız bekliyorum. O yüzden ben bir görev bilinci oluşturacak eylem bulduğumuzda ya da fikirlerimizi ortaya koyacak bir şey bulduğumuzda bunun duygularla da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sahip olduğumuz şey nedir? İnsanlık duygusunun doğuştan geldiği söylenebilir mi? Gelen bir içgüdü olabilir. Ama bu insanın duygusal durumlarla ve aslında karşılaştığı özellikle ilk başta ailesiyle desteklenen bir duygusal durum olduğu zaman insanlık duygusunun ortaya çıktığını veya bir karşılık bulduğunu düşünüyorum. Her insan iyi doğar mı bunu bilemiyorum ama bizim özellikle bir 5-6 yaşına kadar çevremize gelen duyguların, insanların bize bakış açısının, özellikle ailemizin veya yakın çevremizin bize kattıklarının bizim duygusal zekamızı geliştirdiğine inanıyorum. O yüzden ben insanlığın duygusunun doğuştan geldiğini düşünmüyorum. Aklın asıl rolü bence kişinin kendi doğrularına veya kendi oluşturduğu fikir yapısına göre erdemli bir şekilde yaşamasını müsaade eden kararlar alması olarak düşünüyorum. Eğitilmemiş temel duyguların kaynaşmasını sağlayarak birlikte çalıştırmak ve onlara belli bir ifade kazandırmak değil midir diyor. Aklı nasıl olur? Yani buradaki eğitilmemiş temel duygular dediğimiz şey bizim aslında hayvansal bilincimiz olduğunu düşünüyorum. Hayvansal bilincimizdeki şeylerin, hayvansal bilincimizde aslında düşünmeden veya içgüdülerimize göre yaptığımız şeylerin kaynaşmasını sağlayarak onlara bir belli bir ifade, belli bir doğruluk, belli bir aslında akıl süzgecinden geçirip bunun hani mantıklı bir karar vermesini sağlamak olduğunu düşünüyorum. Eğilimler dediğimiz kavram aslında arzularımız sonrası dürtülenen bütüncül faaliyetlerdir diye örnek veriyor bir kitapta. Yani aslında arzularımız bizi belli bir şeylere gidiyor. Şunu yapayım, bunu yapayım. Ya da işte belki de aslında genel normlara göre kabul edilmeyecek şeyleri yapmak için bir arzu hissediyoruz. Ama akıl belli bir yerde bu duygulara ve arzuların aslında o insanı yoldan çıkarıcı etkisine dur deyip bunun yanlış olduğunu gösterip buna göre eylem almamızı sağlıyor. Bütün arzuların ve tutkuların ilk etkisi kendini meşru göstermek için aklı yoldan çıkarmaktır. Aslında tüm arzularımız böyle başlamıyor mu? Adem ile Havva, eğer bu anlatılan mit doğruysa, küçük bir fısıldama, küçük bir acaba, küçük bir fikrin, arzunun engellenememesi sonucunda yasaklı elmayı yemedi mi? Peki bu yasaklı elma bizim için aslında bir sembolse, insanlığın düşüncesine ve arzularını takip etmesinde bakın siz bu şekilde aklın egemenliğine yol göstericine inanmazsınız. Belli bir şeyde yoldan çıkma denilen kavramı din olarak veya mit olarak yaparsınız demenin bir sembolik gösterimi olamaz mı? Bilmiyorum. Ben belli bir ölçüde bu şekilde düşünüyorum. Çünkü dinde veya aslında farklı tarihi yapılardaki hep insanların zaten hikaye anlatıcı sembollere dayandığını ve insanlığın aslında öğrenme yolunun sembollerle, hikayelerle anlatma olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da bu şekilde hikayelere yaklaşırken aslında bunun da yaratılışımızı anlamada bir sembol olduğunu düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Adem ile Havva'nın elmasını yemesi bir sembol miydi? Yani bizim aklımızın üzerine egemenlik kurmamızı nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini gösteren bir sembol müydü? Yoksa sadece sıradan bir şey miydi? Daha fazla bölümde görüşmek için kanalıma takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz.